Merhaba arkadaşlar, Atiye Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok kolay bir tatlı tarifim var. Triliçe'ye rakip olabilecek bir tatlı. 3 kaşık tatlısı. Evet, duyduğunuz gibi 3 kaşık tatlısında bütün malzemeler 3 kaşıktan oluşuyor arkadaşlar. 3 kaşık tatlısı için gerekli olan malzemelerimiz, öncelikle şerbetimiz için 3 su bardağı süte ihtiyacımız var ve 1 su bardağı toz şekere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun dışında 3 yumurtamız var, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağımız, kabartma tozu ve vanilyamız var. Hadi hep birlikte tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak 3 yumurtamızı alıyoruz. İster mikserle ister elle çırpalım, hiç fark etmez arkadaşlar. Tabii mikserle çırparsak çok daha güzel kabarır tatlımız. Şimdi 3 yemek kaşığı toz şekerimizi de katalım. Şimdi 3 yemek kaşığı sütümüzü ve 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı katalım. Ve bu aşamada vanilyamızı da katalım. Çırpma işlemimiz tamamlandı. Şimdi 3 yemek kaşığı irmik ve 3 yemek kaşığı unumuzu katıyoruz. Ve bu arada kabartma tozumuzu da atalım. Tatlımızı güzelce karıştıralım arkadaşlar. Oldukça cıvık bir hamur. Tabii ki içinde irmik olduğu için hamurun cıvık olması gerekiyor arkadaşlar. İrmikli tatlılarda hamuru yoğun yaparsak bu sefer çok sert bir hamur olur. Kek hamuru sert olur ve tatlılarımız güzel olmaz. Ben böyle bir fırın kabı kullanacağım arkadaşlar. Kabımı yağladım. Şimdi hamurumu dökeceğim. Tatlımız fırında pişerken şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz sütlü olacak arkadaşlar. Su yerine süt kullanacağız. 3 su bardağı sütümüz var ve 1 su bardağı da toz şekerimiz var. Şerbetimizi kaynatmayacağız ayrıca. Böyle kendi kendine şekerin sütün içinde erimesini sağlayacağız. Sonra tatlımız ılık, şerbetimiz soğuk olmak üzere şerbetleyeceğiz tatlımızı. Evet arkadaşlar, tatlımız fırından çıktı. Şimdi tatlımızı şerbetleme zamanı. Bu arada ben tatlımızı 15-20 dakika dışarıda dinlendirdim tabii ki. Biraz ılık, şerbetimiz de soğuk. Süt şerbetimiz. Bildiğiniz bir trileçe lezzetinde olacak arkadaşlar. Daha iyi çekmesi için ben bu aşamada tatlımı dilimliyorum. Ortalara da bu sefer daha güzel bir şekilde gitmiş olacak sütü. Süt şerbetimiz. Gördüğünüz gibi dilimlemeye başlayınca kıyıdaki şerbet de hemen çekiliverdi.
Tatlımız servise hazır arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.